Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Erkenden kalktım, Rüzgar uyuyorken dedim ki aklımda bir plan vardı. Böyle kendim bir şey yapmak istiyordum ama uzun zamandır sprey boya alamamıştım bir türlü. Dün de aldım. Bugün de dedim ki başlayayım. Size önceden resim falan göstermeyeceğim ama böyle plastik kaşıkları. İnşallah görüntü iyidir. Burası gri olduğu için, bunlar da şeffaf olduğu için hiç göstermiyor ama böyle şeffaf kaşıkları kesmeye başladım. Biraz da kestim. Sonra dedim ki videoyu başlatayım. Sizlere de göstereyim. Belki benim gibi beğenip yapmak isteyenler olacaktır. Böyle böyle kesiyorum ama benim kaşıklarımın şu kısımları geniş. Aslında burası daha ince gelenler de var. O şekilde olsa daha iyi olurdu. En azından şurası, yani şu kısmı daha ince olurdu. Neyse, bununla da deneyip göreceğiz. Kibar olsa daha iyi olurdu. Yani şu kısmı da daha kibar oluyor kaşıkların. Başka da makas bulamadığım için bu makasla kesiyorum ama böyle birkaç tanesini sizinle beraber keseyim. Sonra kendim kesmeye devam edeceğim. Çok beğendim. Şu an başka bir şey daha yaptım aslında ama onun kurumasını beklediğim için alıp gösteremem. Ama en son bunu yaparken onu da gösteririm size inşallah. Hepsini de aslında aynı yer kesmek istiyorum ama bakalım sonuç nasıl olacak. Tezgahının üzerine böyle bir ayakkabı kutusu buldum. Kaşıkları koydum tek tek. Böyle de altına bir şey serdim. İnşallah tezgah değmez. Temizlenmesi zor olur çünkü. Sonra sprey boyamı da aldım. Sprey boyamın markası Akçalı sprey boya. Şöyle kodunu da göstereyim. 310 numara altın yıldız. Gördüğüm sitede de bunu kullanmışlardı. Bir de daha önce ben sprey boya kullandım. Onun sarısı tam bunun gibi değildi. Bununki daha güzel. O aldığım biraz daha uygun fiyatlıydı. Bunu 27,5 liraya aldım ben. Evimizin yakınında bir hırdavatçıdan diyeyim. Şimdi bunu kullanacağım. İnşallah güzelce sprey boyayı sıkar, kaşıkları boyayabilirim. Ne kadar kaşık gider onu da hiç bilmiyorum. Şimdi bu kadarını boyayayım. Duruma göre tekrar boyarım artık. Şimdi sizinle beraber boyamaya başlıyorum. Umarım verdiğim emeğe de değer. Kolum yoruldu. Bazı kısımlar iyi boyanmış mı ona da bakıyorum bu arada. İnşallah bitmemiştir. İçinde boya var ama ben bunu iyice çalkalayıp geliyorum. Çalkaladım, umarım gelir bu sefer.
Şöyle bakıyorum. Boyanmamış, yok galiba. Bunların artık yarım saat, bir saat kurumasını bekleyeceğim. Malum havada soğuk, geç kurur büyük ihtimalle. Şimdi geldim. Kaşıklarım bayağı kurudu. Bir saat falan da geçti aradan yaklaşık. Saydım, burada 48 tane kaşık var. İnşallah yeter, tekrar kesip kurutmak zorunda kalmam. Şöyle yarım kiloluk da bir kavanoz aldım. 1 litrelik de yapayım dedim ama gördüğüm modelde böyle bir kavanozdaydı. Şimdi başlayacağım. Silikon tabancamı da ısıttım. İnşallah güzel olur. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Buradan başlasam çok şey olur. Buradan başlayayım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce de yapıştırayım ki. Biraz aşağı mı çeksem ki? İçine mum gireceği için çok da dar yapmak istemiyorum ağzını. Şöyle düşünsek. Ay çok korkuyorum ya, olmazsa diye. Şuradan bir tane daha alayım. Tek tek göstersem mi bilmiyorum. Gördüğüm modellerde hiç kimse böyle detaylı göstermemiş. Instagram'da gördüm bu arada ben. Şöyle modeli bozuk olanlar alıyorum ki altta gözükmeyecek diye. Buraları ben hızlandırayım, siz yine de görürsünüz inşallah.
Şu an biraz daha kaşık kestim. Onları da sprey boyayla boyadım. Yaklaşık yarım saat onların kurumasını bekleyeceğim. Ama yeter inşallah. Olmadı ben biraz daha yaparım. Burası da tam. Neyse. Devam ederim artık ben. Ve nihayet bitti. Bitmiş hali de bu şekilde sizlere göstermek istedim. Bence çok güzel oldu. Uğraştığıma değdi. Böyle hazır satılıyor bilmiyorum ama Instagram'da gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Benimki de onun gibi oldu. Ben bayağı geniş yapmaya çalıştım alt taraflarını. En azından ışığı daha iyi yansıttı. Böyle televizyonun yanına koydum şimdilik. Nereye koyarım bilmiyorum. Sonra bir de şu tarz bir kavanoz yaptım. Burada rüzgarın oyuncağı var. Umarım rüzgar eksikliğini fark etmez. Çünkü bu ara çekmecesindeydi onun hep. Ama yanlış bir seçim yapmışım. Kibar dursun diye küçük kavanoz seçtim. Ama büyüğünü yapmam lazımmış ki makyaj temizleme pamukları içine rahatça sığsın. Neyse sonra tekrar büyük kavanozu da yaparım. Buna da kulak pamuklarını koyarım olmadı. Böyle sizlere de göstermek istedim. Bunu zaten anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama sadece silikonla oyuncağı kapağı yapıştırdım. Sprey boyayla boyadım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim çünkü. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama ister istemez parmak izleri oldu. Tekrardan sprey boyayla boyayacağım. Saatlerce kurumasını bekleyeceğim. Şimdi size bu şekilde göstermek istedim. Çünkü ufak tefek izler var. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Sadece bunu yapmak için başlatmıştım bu videoyu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.